Challenger 28 Ocak 1986 yılında masmavi gökyüzüne doğru kalkış yaptı. Kalkıştan 73 saniye sonra beklenmedik bir olay oldu. Amerika'nın sesi muhabiri Greg Flacus olay yerindeydi. Flacus kalkışın kusursuz olduğunu söylüyor. And then I saw the split there where the bir anda iki roketin birbirinden ayrıldığını gördüm. Çok fazla duman vardı ve havadan enkaz parçaları düşüyordu. Kendi kendime belki de hava o kadar açık ki kalkışı değişik bir açıdan ayrıntılarıyla görüyorum dedim. Biraz sonra NASA'nın anonsunu duydum. Halka yapılan anonsta büyük bir arıza olduğu söyleniyordu. O zaman gerçeği anladım. Kaza Amerika'yı ve dönemin başkanını yasa boğdu. We will never forget them. Bu sabah onları son kez gördüğümüz anı, uzay yolculuğuna hazırlanışlarını ve bize el sallamalarını asla unutmayacağız. Astronotlar dünyadan ayrılıp Tanrı'ya kavuştu. Ölenler arasında sıradan bir vatandaş da vardı. Krista McAuliffe uzaya gidecek ilk öğretmen olarak seçilmişti. Kazayı Amerika'nın her yerinden öğrenciler de izliyordu. Washington'daki Smithsonian Hava ve Uzay Müzesi uzmanlarından Valerie Neal, 1980'lerin ortasında halkın uzay yolculuklarının sıradanlaştığını düşündüğünü söylüyor. Uzay dolmuşu o ana kadar 24 kez uçmuştu ve hiçbir büyük felaket yaşanmamıştı. Uzay uçuşları halkın gözünde sıradanlaşmış, fazla ilgi görmez olmuştu. Uzaya uçuş her zaman deney amaçlı ve yüksek riskli olarak biliniyordu. Challenger kazasından sonra NASA bir güvenlik dairesi kurdu ve başka önlemler de aldı. En önemlisi tek parça roket atıcının yeniden tasarlanması oldu. Böylece Challenger'ın infilakına neden olan hata ortadan kaldırıldı. Challenger, NASA'nın ne ilk ne de son trajedisiydi. 27 Ocak 1967'de Apollo 1 uçuşundaki 3 astronot kalkış platformunda çıkan yangında ölmüştü. 1 Şubat 2003'te Columbia uzay dolmuşu inişine dakikalar kala havada infilak etti ve 7 astronot hayatını kaybetti. Neil bütün felaketlere rağmen uzay programının gücünden etkilendiğini söylüyor. You hate to say that tragedy is... Trajedilerin uzay macerasının bedeli olduğunu söylemekten nefret ediyorum ama bazen bu tür sonuçlar olabiliyor. Uzay programının kaldırılması ve çok tehlikeli bir daha yapmayalım demek bence Amerikan halkına ve ruhuna saygısızlık olur. Bir sonraki uzay uçuşu Şubat sonunda. Discovery uzay dolmuşu onarım ve bakım nedeniyle birkaç kez ertelenen yolculuğuna hazırlanıyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.